Hangi kıyafetinizi giymek istersiniz sultanım? Derhal hazırlayın. Yemeğinizi nerede yemek istersiniz sultanım? Acelesi yok, daha sonra yerim. Sultanım. Siz çıkın. Sultanım, Bali Bey hala Signora Silvia ile görüşüyor. İkisi dün geceyi bir handa geçirdiler. Ne gülüyorsun sen? Halimize gülüyorum. Eğer o gün seni amcamın evinde görmeseydim, şu an muhtemelen Venedik'te benim için verilen bir baloda olacaktım. Yoksa Signora bu küçük han odasından sıkıldı mı? Asla. Senin olduğun her yer cennet benim için. Bunu seni Korfu'da ilk gördüğüm an hissetmiştim. Bir gün tekrar buluşacağımızı biliyordum. Kadın ne olacak? Ben korkuyorum. Ya bana bir şey yaparsa? Sen amcanın yanına git. Ve ben haber göndermedikçe sakın dışarı çıkma. Kimdi o kadın? Belli ki çok zengin biri. Ve sana aşık. Oynamayalı epey ilerletmişsin. Cihangir'le oynuyorum daha çok. Yaşı küçük ama mangala da üstüne yok. Geçen gün Selim'i mağlup etti. Öyle mi? Gözün her daim üzerinde olsun. Bildiğin ne varsa öğret ona, kendini eksik kusurlu hissetmesin sizin yanınızda. Merak etmeyin. Hünkârım. Söyle. Malumunuz iki sefere katıldım. Zannediyorum sancağa çıkmam için kâfi bir tecrübe. Kâfidir aslanım. Ben de Mihrimah'ın düğününden sonra göndermeyi düşünüyordum zaten. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Hünkârım. Hoş geldin Mihrimah'ım. Hünkârım, Rüstem Paşa ile alakalı bir haber çalını kullanma. Telaş etme. Doğru mu değil mi henüz belli değil. Diyarbakır'a bir hekim gönderdim. Vaziyeti tetkik edip bana bildirecek. Ne oldu ki paşaya? Hünkârım, Malkoçoğlu beni bekler. Müsaadenizle at binmeye gideceğiz. Az evvel siz sual etmek için ben yanına uğradım. Sarayda değildi. Son zamanlarda hiç gözükmüyordu. Anlaşılan o ki hakkında söylenenler doğru. Neler söylenirmiş hakkında? Esma söyledi. Bali Bey, Silvi adında bir hatunla görüşüyormuş. Kimmiş bu hatun? Venedik elçisi Signor Tomasso'nun yeğeni. Hünkârım. Nihayet gelebildim Malkoçoğlu. Ne vakit sual etsem yoksun. Bağışlayın hünkârım. Şehirde bazı işlerim vardı. Venedik elçisinin yeğeniyle gönül eğlendirmek midir senin işin? Hünkârım izah edeyim. Böyle bir münasebete zinhar tahammülüm yoktur bilesin. Unutma ki gittiğin her yerde hususi müsahibim olarak beni temsil ediyorsun. Bu Venediklü taifesi kendi menfaatleri için her yolu dener. Bu münasebete derhal son vermeni istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Rüstem Paşa için üzüntüleri mi dile getireceksin yoksa? Malumum oldu. Kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Amin, amin. Müsaadenizle.
Silvi Hatun'a selamlarımı iletin. Kendisine iyi yolculuklar diliyorum. Birkaç gün seni göremem sanıyordum. Özledin mi beni yoksa? Ne vakit Venedik'e döneceksin Silvia? Neden? Gitmemi istiyorsun yoksa? İstanbul'da kalman doğru değil. Bir an evvel ülkene dönmen lazım. Nereden çıktı bu? Hani birbirimizi bulmuşken tekrar bırakmayacaktık? Hı? Öyle demiştin bana. Bunu sen söyledin. Ben böyle bir söz vermedim. Bu bizim son gecemiz. Bir daha görüşmeyeceğim seninle. İlk gemiye binip ülkene gideceksin. Neden ama? Ne oldu? O kadın yüzünden değil mi? Beni tehdit etmişti zaten. Eğer gitmezsem sana zarar gelecek dedi. Bana kimse zarar veremez. Sana da zarar gelsin istemem. Kim bilir belki bir gün bir daha karşılaşırız. Ancak İstanbul'da değil Hatun. Ben bu vazifedeyken değil. Mankoçoğlu, ben ne istiyorsan yapmaya hazırım. Müslüman olurum, karın olurum. Venedik'e dön Silvi. Dön. Oh,